Efendim ben MNH'de olan nasılsınız? Umarım keyifleriniz yerindedir. Şubat ayı geliştirici günlüklerine hoş geldiniz The Long Dark'ın. Tabii ki de bir ay sonra aslında bu videoyu çekmiş oluyoruz ama bu geliştirici günlüklerin yayınlandığı dönemde depremin 3. günüydü ve o dönemde yani ben bile fark etmemiştim yani bunun çıktığını falan. Hani bu yayınlandıktan bir buçuk iki hafta sonra fark ettim zaten bu günlüğün. O yüzden sonrasında küçük bir update güncelleme olduğu için de üzerine pek durmamıştık. Ama tekrardan yapalım en azından duymayanlar için. Önümüzdeki günlerde The Long Dark'a neler geliyor bir ufaktan bahsetmiş olalım. Canlı yayındayız bu arada Twitch'te şu anda. Yani canlı yayından bakıyoruz, sol tarafta chat gözükebilir. Merhabalar işte hayatta kalanlar falan filan bunları getirdik diyorum. Hızlıca geçeceğim ben size. Açıkçası neydi o? Şubat'ın 15'inde şey geliyordu arkadaşlar. Epi'ye daha önce de bütün fixler ve sorunları hallettik diyor. Son güncelleme 15 Şubat'ta geldi. Bu güncellemeyle beraber artık bayağı bir fixleri bayağı bir temizledik. Hani bug'lı, sıkıntılı, problemli işlerin hepsini hallettik diye açıklama yapmışlar. Aynı zamanda 15 Mart'ta PlayStation ve Xbox'a çıktı. Çıkacak daha doğrusu pardon 15 Mart. 15 Mart'ta sonunda DLC Xbox ve PlayStation'a çıkıyor. Tabii ki de tekrardan burada not düşmüşler. Arkadaşlar save'leriniz çalışmayacak yani. Şu anda oyunu PlayStation'dan oynayanlarınız varsa, Xbox'dan oynayanlarınız varsa, Long Dark save'leriniz silinecek. Haberiniz olsun. Eğer DLC almanız önemli değil. DLC güncellemesi yapıldığı zaman gidecek yani. DLC alıp almamanız önemli değil. Save'leriniz silinecek. Onun dışında ikinci part güncellemelerde neler geliyor? Bu arada bu güncellemeler 30 Mart'ta geliyor. Yani şey yapın diyor hani 30 Mart diyoruz da hani tabii ki de test aşamaları, fix aşamaları sırasında birkaç günlük gecikme falan olabilir. Yine de sizi bilgilendireceğiz diyor ama 30 Mart'ta çıkacak gibi duruyor demişler. Mart ayının sonunda geliyor arkadaşlar. Dediğim gibi oldu biraz. Biraz daha geç çıkacağını söylemiştim. Çünkü bayağı bir sıkıntılı bir DLC çıkışı oldu. Çok fazla bug'la karşılaştı oyun. Özellikle ilk gün. O yüzden normalde 2 ayda bir güncelleme gideceklerini söylemişlerdi ama bu fixler bayağı bir zaman aldı tabii doğal olarak. Ama bundan sonra biraz daha yani cidden 10 hafta içinde diğer güncellemeleri bekliyorum açıkçası. Bundan sonra çok aşırı bug olacağını düşünmüyorum yani. En azından getirecekleri yeni içeriklerde. Bir hikaye geliyor arkadaşlar. Yaklaşık 5 saatlik bir oynanışa sahip bir bitirmek için o 5 saat harcamanız gerekiyor yaklaşık diyor. Bir sinyal boyut adı altında işte boşluktaki sinyal adı altında bir hikaye geliyor. Bu hikaye nasıl bir şey ben de bilmiyorum. Hani bir mücadele gibi ayrı bir oyun mu yoksa hayatta kalmanın içinde böyle yerleştirilmiş küçük bir not toplamacı tarzı bir şey mi? Bunu geldiği zaman göreceğiz. Tabii ki de içeriğini yapacağız. Tabii ki de boşluktaki sinyal esprisi nedir? Elimize şey mekaniği geliyor arkadaşlar. Sinyal algılayan bir radyo geliyor elimize. Bu radyo sayesinde özellikle kuzey ışıkları varken çünkü elektrikli aksanlar sadece kuzey ışıklarında çalıştığı için kuzey ışıklarında bizi oyunu gezdirmeye yani tecrübe ettirmeye çalışacak oyun. Bolca kuzey bolca yani yeşil kurtlarla zombi kurtlarla kapışacağız loot ararken. Transponder catch'ler onun dışında paper bunker'lar böyle özellikle bu yine sinyal radyomuzda bulacağımız gizli sığınaklar, gizli zulalar yaratılacak oyunda. Normalde biliyorsunuz kimsenin bilmediği sadece işte gezip bulabildiğiniz gizli sığınaklar da yeniden geliştiriliyor. Muhtemelen elimizdeki sinyal alıcıyla bunları bulabileceğiz. Onu da çünkü burada eklemişler. Bu üsttekiler bu arada DLC'ye sahip olanlar için gelecek. Alttakiler DLC yoksa da size de gelecek olan özellikler arkadaşlar. İşte yeni bunkerlar, yeni işte sığınaklar falan filan tarzı şeyler geliyor. 3 tane yeni kıyafet geliyor arkadaşlar. Gizli sığınaklar geliyor. Geliştirilmiş
Sahil lotu geliyor, mekaniği geliyor. Bu nasıl olacak ben de bilmiyorum. Bunu göreceğiz. Hani sahilden denizin üzerimize attığı lotları nasıl geliştireceksiniz ben de bilmiyorum. Bakalım. Bunu merakla bekliyorum. Meşe ağacı ve palamut geliyor arkadaşlar. Yeni bitkimiz sonunda. Kraftalı çayımız, bitkimiz artık her neyse. O geliyor. Ve tabii ki de dandik oklar arkadaşlar. Ateş başında yapabildiğimiz dandik oklar. Bu oklar öldürücü tarzda oklar değil. Belki kurtu korkutabilir ama daha ziyade tavşan ya da kuş avlamak için eklenecek olan o basit oklar. Okçuluk yeteneğinizi geliştirmek için kullanabilirsiniz bunları daha ziyade diye düşünüyorum. Çubuktan falan da yapılabilir muhtemelen. Basit oklar olacak. İleride kuşlar geleceği için, avlanabilir kuşlar olacağı için bu oklara ihtiyacımız olacak ileride ama şu an için dandik ok, böyle okçuluk yeteneğini geliştirmeye yarayacak yani diye düşünüyorum. Tavşan mavşan avlarız. Yani 30 Mart'taki güncellemede bunlar gelecek. Bekliyoruz merakla. Merakla bekliyoruz. Açıkçası bu güncellemelerin mütecavıza biraz etkisi olacağını düşünüyorum. Eğer yeni kıyafetler, craftable itemler olursa çok mutlu olurum. Böylelikle mütecavız için yeni kıyafetler, yeni gizli sığınaklar, hatta bu muhtemelen gizli sığınaklar mütecavızı da olacak şekilde ayarlanacaktır. O yüzden daha mutlu olacağım. Bu yeni sinyal radyomuzla, işte ne bileyim yeni mekaniklerimizle mütecavızda daha da değerli olacak yani. Buradaki neredeyse bütün güncellemeler mütecavızı etkiliyor sonuçta. O yüzden mutluyum. Mütecavız zorluk seviyesini. Onun dışında yani tabii ki de fixler gelmeye devam edecek. Onun dışında arkadaşlar başka bir duyuru yok. Yani hani 5. bölüm hakkında ya da internetin üzerine çalıştığı diğer oyun hakkında en ufak bir bilgi verilmedi. Daha geçmişte bu tarihlerde verileceği söylenmişti ama vermediler. Yapacak bir şey yok. Dedim ben size arkadaşlar bir sene boyunca beklemeyin 5. bölümü diye, buna odaklanacaklar, buna bayağı bir zaman harcayacaklar diye bütün fokuslarını, bütün odaklarını buna vermiş durumdalar şu an, DLC'yi bitirme adına vermiş durumdalar. Bakalım nasıl olacak bilmiyorum, göreceğiz efendim. Durum hal vaziyet budur. Çok teşekkür ederim izniniz için. Beğeni ve yorumları eksik etmeyin. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.